Aristoteles, Nikomakos'a etik. 8. kitap. Evet sırada dostluk var. Dostluk erdem konusuyla beraber var olan bir şeydir. Ayrıca hiç kimse dostluk olmadan bir yaşam sürmeyi düşünmediği için bunun zorunlu olduğunu da söylemeliyiz. Zenginler ya da iktidar sahipleri için dostluk çok önemlidir. Dostluk konusundaki en önemli nokta yardımlaşmadır. Peki yardımlaşma olmasa dostluğun ne önemi olur? Dostlar yoksa ne yapabiliriz? Hem dostların sayısı arttıkça bu durum daha tehlikeli bir hal almaya başlar. Fakirlikte ya da kötü kaderin getirdiği diğer durumlarda dostluğun yeri büyüktür. Gençler hata yaptıklarında, yaşlılar iş göremez hale geldikleri zaman, yetişkin insanlar güzel şeyler yapmak istediklerinde, ne de olsa bir elin nesi var, iki elin sesi var, dostluk gereklidir. Ayrıca doğuran ve doğurduğu kişi arasında da doğal bir dostluk vardır. İnsanlar dışında diğer hayvanlarda da durum aynı şekildedir. Daha çok insanlar arasında ama aynı türden olan tüm canlılar arasında dostluk vardır. Tabii ki biz daha çok insanlar arasında olanını beğenmekteyiz. Yolculuk sırasında diğer insanlarla çok daha kolayca dostluk kurulduğunu biliriz. Aynı şekilde yasa yapıcılar da bir devletin varlığının sürdürmesinin dostluğa bağlı olduğunu ifade ediyorlar. Çünkü insanların aynı görüşte olmaları tıpkı dostluk gibi bir şeydir. Bu nedenle öncelikle elde edilmesi gereken şey budur. Dostluğun var olması aynı zamanda düşmanlarla olan anlaşmazlıkların da azalması anlamına gelir. Öte yandan insanın dostunun olması demek adalete bile ihtiyacı olmaması anlamına gelir. Öte yandan adilseniz dostluk da istersiniz. Bu nedenle daha çok adil insanlar arasında dostluk olur. Bu hem zorunlu hem de güzel bir şeydir. Dostluğu seven insanları beğeniyoruz çok sayıda dost olmasını güzel buluyoruz ve iyi insanlarla dostların aynı insanlar olduklarına inanıyoruz. Dostluk konusunda bir hayli anlaşmazlık da var. Kimilerine göre dostluk bir benzerliktir. İnsanlar birbirlerine benzeyenlerin dost olduklarını düşünüyorlar. Kimilerine göre ise benzer olanlar seramik gibidir. Kimileri bu konuyla ilgili farklı örnekler veriyor. Örneğin Euripides Kurak Toprağın Yağmuru yağmurun da kutsal gökyüzünden düşmeyi sevdiğini anlatıyor. Heraklitos'a göre karşıtlar iyidir ve her şey karşıtlarının sonucunda ortaya çıkmıştır. Empodokles ise birbirine benzeyenlerin birbirlerini istediklerini düşünmekteydi. Bu örnekler aslında şu an konuştuğumuz şey için uygun değil. Bunu şimdilik boş verip insan karakterine ve isteklerine uygun olanlara bakalım. Herkes dost olabilir mi? Kötüler de dost olur mu? Sadece bir dostluk türü mü var yoksa birden fazla mı? Kimilerine göre nostoğun fazlalığı ya da eksikliği olduğuna göre bir tek tür olması gerekir. Ancak sadece bu düşünce söylenen sözü ispatlamaz. Daha önce de belirttiğimiz şekilde bazı şeylerde daha fazla ya da daha eksik olabiliyor. Belki de konuşmamız gereken şey neyin sevildiği'dir. Sadece sevilen şey sevilir. Her şey sevilmez. Bu duygunun güzel ve hoş olduğunu zannediyoruz. Bir şey sayesinde bir haz ya da iyi bir şey ortaya çıkıyorsa o şeyin iyi olduğu düşünülür. Bundan dolayı da sevilen şeyler amaca bağlı olarak iyi ve güzel olabilirler. Peki insanlar bir şeyi iyi olduğu için mi yoksa kendileri için mi seviyorlar? Yanıtlar farklılık gösterebilir. Aynı durum hoşluk konusu için de geçerlidir. İnsanlar kendileri için iyi olanı sevdiklerini ve sevdikleri şeyin mutlak anlamda iyi olduğunu düşünürler. Fakat herkes için kendisi de aynı durumdadır. Bu durumda insanlar kendilerindeki iyi değil de kendi için iyi olanı seviyordur. Aslında bu da önemli değil. Çünkü bir şey iyi görünüyorsa o şey sevilendir. Bu durumda cansızlarla dostluk kurulmaz. Burada gösterilen sevginin karşı taraftan bir geri dönüşü yoktur. Cansız olan için iyi bir şey istemezsiniz. Onun sadece var olması, ona sahip olunması gibi şeyler istenir. Ama kalkıp da bir içeceğin iyiliğini istemek söz konusu değildir. Fakat dostlukta dostluğumuz için de iyi şeyler istemeliyiz. Eğer bu durum karşılıklı olarak gerçekleşmiyorsa ortada bir dostluk yoktur. O insana sadece yakınızdır. Yakın olduğumuz kişi de bize yakınsa o zaman dost oluruz. Tabii ki burada bir de bu durumun açıkça ortaya konulması söz konusudur. Bazen insanlar doğru olan ve kendilerine yararı olduklarına inandıkları bazı insanlara karşı kendilerini yakın hissederler. Bazen bu durum karşılıklıdır ve bir yakınlık durumu oluşur. Ancak birbirlerine olan hisleri açıkça bilinmiyorsa buna dostluk diyebilir miyiz? Özetle söylemek gerekirse dost olmak için karşılıklı yakınlık duymak ve aynı zamanda bu duyguların açıkça ifade edilmiş olması gerekir. Evet söylediğimiz şeyler arasındaki farklar bunlar. Elimizde üç tür dostluk var. Hepsi için de aynı tanım geçerli. Yani dostluk açıkça ifade edilmiş ve karşılıklı yakınlık var. İnsanlar birbirini seviyorlar ve birbirlerinin iyiliklerini istiyorlar. O halde burada bir çıkar söz konusu değil. İki tarafta ortaya bir iyi koymak istedikleri için birbirlerini seviyorlar. Has temelli sevgiler de aynı durumdadır. Örneğin bir insan esprili biri ise diğerleri onu esprili olduğu için değil kendilerini eğlendirdiği için severler. O halde çıkar nedeniyle sevgi duyanlar bir iyiyi elde etmek istedikleri için seviyorlar. Hazdan dolayı sevenler bir şeyi hoş buldukları için. Yani sevdikleri insandan kaynaklanan bir sevgi yok. Buradaki sevgi çıkara ve hoş olana karşı duyulan sevgi. Bu dostluklar her zaman devam edemez ve varlıkları tesadüflere bağlıdır. Sevginin nedeni sevilen kişi değil, bir haz veriliyor olması. Bu tarz dostluklar uzun süreli değildir. İnsanlar her zaman aynı kalmazlar. Karşınızdakinden bir çıkarınız kalmadığı zaman ya da ortada bir hoşluk yoksa o dostluk sona erecektir. Çıkar dediğimiz şey her zaman aynı değildir. Bu değişebileceği için değiştiği anda dostluk da sona erecektir. Yaşlılar arasında genelde bu şekilde bir dostluk vardır. Onlar daha çok kendilerine yararlı olanı gözetirler. Birlikte zaman geçirmezler çünkü birbirlerini hoş bulmazlar. Ortada çıkar da olmayınca dostluğa gerek kalmaz. Çünkü sadece bir çıkar umdukları zaman birini hoş bulurlar. Yabancılarla kurulan dostluklar da bu gruptadır. Gençler ise daha çok has temelli dostluklar kurarlar. Aradıkları şey daha çok istekleridir ve kendileri için en uygun şeyi ararlar. Yaşları büyüdüğü zaman haz aldıkları şeyler farklılaşır ve o zaman da önceki dostluklarını bırakırlar. Hoş bulunan şey değiştiği zaman dostluk da değişir. Bu durumda hazın değişiminin hızlıca gerçekleşmesinin payı vardır. Gençler cinsellik isterler. Cinsellik istekle ve hazla ilgilidir. Bazen o kadar kısa zamanda duygularında değişiklik olur ki dostlukları da aynı oranda hızla değişir. Bu insanlar birlikte zaman geçirmek isterler. Çünkü dostluklarını ancak bu şekilde yaşayabileceklerini düşünürler. İyi ve erdemli insanların dostlukları muhteşemdir. Bu insanlar iyidirler ve birbirlerinin iyiliğini isterler. Ancak kendileri de tek başına iyidirler. Sadece karşısındaki için iyilik isteyen insan en iyi dosttur. Burada tesadüfi değil gerçekten insanın karakterinden kaynaklanan bir dostluk vardır. Kendileri iyi olmaya devam ettikleri sürece dostlukları da devam eder. Erdem de sürekli var olan bir şeydir. Hem kendi dostları için hem de mutlaka anlamda iyidirler. Bu insanlar birbirlerine yarar da sağlarlar. Karşılıkta hoş da bulunurlar. Çünkü iyi insanlar hem birbirlerine karşı hem de mutlaka anlamda hoşturlar. İnsanlar haz amaçlı eylemlerde bulunurlar. İyi ve erdemli insanlar da aynı şekilde. Özetle söylemek gerekirse bu tür dostlukların uzun süreli olması doğaldır. Çünkü burada bir dostlukta olması gereken her şey var. Bir şeyi gerçekten seven bir insan için sevme eyleminin gerekçesi iyi, haz ya da benzerliktir. Bu tür dostluklarda bahsettiğimiz özelliklerin tamamı sevenlerde de bulunmaktadır. Bu insanlar arasındaki benzerlikler ya da diğer özellikler güzel ve mutlak anlamda var olan şeylerdir. Bunlar da en fazla sevilen şeylerdir. O halde sevginin ve dostluğun daha çok buralarda olduğunu söyleyebiliriz öte yandan bu türden bir dostlukla fazla karşılaşmıyoruz. Çünkü bu özelliklere sahip çok fazla insan yok. Hem böyle bir dostluk için zaman da gereklidir. Atasözü şöyledir. Beraber zaman geçirmeden dostluk olmaz. İki tarafta birbirini sevmeksizin dost olunamaz. Bazı insanlar karşılarındakine dostluk göstererek hemen onunla dost olmak isterler. Ancak bu tür insanlar sevilebilecek insanlar değillerse o zaman dostluk olmaz. İnsanın dost olma isteği hemen ortaya çıksa da dostluk kısa zamanda gelişebilecek bir şey değildir. Evet. Böyle bir dostluğun kusursuz olduğunu söylemiştik. Gerçek anlamda dostların arasında bunların olması gerekir. İki taraf da birbirlerine benzer şekilde davranacaklardır. Eğer bir dostluk güzellikten dolayı ortaya oluştuysa iki taraf birbirine benziyordur. Çünkü iyi insanlar birbirleri için güzeldir. Aynı zamanda çıkar amaçlı dostluklarda da benzer bir durum var. Orada insanlar birbirlerinden karşılıklı çıkar sağlarlar. Yine her iki dost da karşılıklı haz veriyorsa o zaman da dostluk uzun süreli olur. Fakat buradaki haz aşık olan ve olunan insanın hazlı gibi birbirinden farklı değil. Şakacı insanlarda olduğu gibi ortak olmalıdır. Bazıları ise aynı şeyden haz duymazlar. Bazen diğerini görerek bazense sevildiği için haz alırlar. Öte yandan bir süre sonra dostluk sona erebilir. Çünkü bir süre sonra artık ilgi çekici olmazsınız. Fakat insanların karakterleri birbirine benziyorsa o zaman alışkanlıkla devam eder ve aradaki dostluk kalıcı olur. Beğenilen şey çıkardan kaynaklanıyorsa o zaman dostluğun ömrü kısalacaktır. Ortadaki çıkar bittiği zaman dostluk da biter. Bu tür insanlar çıkarla dostturlar. Yani birbirlerine dost değildirler. Sonuçta hem kötü ve iyi insanların birbirleriyle dost olabilmeleri hem de çıkar amaçlı dostluklar söz konusu olabilir. Ayrıca insanlar biriyle öylesine de dost olabilirler. Fakat iyi insanlar sadece karşılarındaki insanın kendisi nedeniyle dostluk kurarlar. Kötüler çıkarları yoksa dostluk kurmazlar. İyi insanların dostluğundan bir zarar gelmez. Bir insan uzun süre boyunca karşısındaki insanı tanıdıysa bu insanlar hakkında başkasının görüşünü fazla umursamaz. Kötü insanların dostluklarında ise daha kötü şeyler yaşanabilir kentler başka kentlerle çıkarlarına göre ittifaklar kurarlar. Aynı şekilde insanlar da çıkarlarından dolayı ittifak kurabiliyorlar. Çocuk gibi davranarak haz nedeniyle birbirlerini sevdiklerini söylüyorlar. Evet tüm bu insanları da dost olarak tanımlamamız gerekir. Çok sayıda farklı dostluk tanımlaması vardır. Gerçek anlamda dostluk iyi insanlar arasında kurulan dostluktur. Yarar ya da haz amaçlı dostluklar ise gerçek dostluğa benzeyen şeylerdir. Bir şey güzel göründüğü zaman da iyi olabilir. Ancak bunların hepsi dostluk olarak adlandırılamaz. Çünkü aynı insanlar hem yarar hem de has temelli dostluk kurmuyorlar. Hem de bir şey tesadüfen var olduysa orada gerçek dostluk olmaz. Sonuç olarak kötü insanlar ya benzerliklerinden dolayı ya da çıkar ve haz nedeniyle dost olurlar. İyi insanlar ise karşılarındaki insanın kendisi nedeniyle dostluk kurarlar. İyi insanların dostlukları mutlaktır. Diğerlerinde ya benzerlik vardır ya da bu insanlar tesadüfen dost olurlar. Erdemler hakkında konuşurken bazı şeylerin huylarının bazılarının eylemlerinin iyi olduğunu söylemiştik. Dostlukta da benzer bir durumda karşılaşmaktayız. Birlikte zaman geçiren insanların birbirlerine katkılar olur. Ancak farklı yerlerde olduğu takdirde bu kazanımın olması imkansızdır. İnsanların dostluk kurabilmeleri için birlikte olmaları gerekir. Aynı yerde değillerse bu sağlanamaz. Bir insanı uzunca bir süre görmezseniz Onunla olan dostluğunuz erimeye başlar. İşte bu nedenle çok sayıda dostluk bitmiştir. Öte yandan yaşlılarla ya da huysuzlarla dost olunması kolay değildir. Bu durumda karşımızdaki insanlardan haz elde etmeniz imkansız gibidir. İnsanlar sıkıcı ya da üzücü insanlarla zaman geçirmek istemezler. Zaten doğada acı veren şeylerden uzaklaşarak haz veren şeylerin yanına gitmeye çalışıyor. Öte yandan insanlar birbirleriyle yaşamıyorlar. Ama iyi yaşıyorlarsa bunlar dost değil, sadece yakın olan insanlardır. Çünkü dostluğun işareti birlikte yaşamaktır. Öte yandan yardım isteyenler, ihtiyaçları olanlardır ve mutlu insanlar tek başlarına kalmayı değil, diğer insanlarla birlikte zaman geçirmeyi isterler. Fakat bir insanın kendisi ya da karşısındaki insan çekilmezse, onunla zaman geçirmek imkansızdır. Daha önce de defalarca belirttiğimiz üzere Mutlak dostluklar iyilikler üzerinden var olurlar ve bunlar da tercih edilesi şeylerdir. Fakat her insan için tercih edilecek şey diğerlerinden farklıdır. İyi insanlar için iyi şeyler bellidir. Öte yandan sevmek bir huy, bir istek gibiyken dostluk bir huy gibidir. Fakat dostluk bir tercih neticesinde ortaya çıkar ve karşılıklılık gerektirir. Dostunuza karşı duyduğunuz sevgi aslında kendiniz için iyi olanı sevmenizdir. Eğer iyi insanlarla dostsanız siz de iyi olursunuz. O halde herkes kendisi için iyi olanı seviyor ve burada karşılıklı bir şeyleri hoş bulma söz konusudur. Dostlukta olmazsa olmaz olan şey eşitliktir ve buna da en çok en iyilerin dostluklarında rastlamaktayız. Yaşlılarda ve hoşsuzlarda ise insanlar birbirlerinden fazla hoşlanmadıkları için dostluğun olma ihtimali zayıftır. Dostluğun olabilmesi için en gerekli şey budur. Bu nedenle gençler arasında kolaylıkla dostluk kurulabilirken yaşlılar arasında bunu gerçekleştirmek zorlaşır. Huysuz insanlar ise daha çok birbirlerine yakın olabilen insanlardır. Karşılarındakiler için iyi şeyler isteyebilirler ya da ihtiyaçları olduğu zaman birbirlerine yardımcı olabilirler. Fakat birlikte zaman geçiremiyorlarsa ve birbirlerini hoş bulmuyorlarsa o zaman dost değillerdir. Çünkü dostluk konusunda belirleyici olan şeyler bunlardır. Öte yandan bir insanın birden fazla insana aşık olması mümkün değildir. Aynı şekilde bir insanın birden fazlasıyla aynı anda çok iyi dostluk kurması da imkansızdır. Aşk dediğimiz şey bir insana duyulan aşırı hislerdir. Hem bir insanın aynı zamanda da çok sayıda insanın beğenisini kazanması da kolay değildir. Üstelik herkesin iyi olması da çok zordur. Yine dostluk için tecrübe de gereklidir. Öte yandan çıkar ya da hoş olmak bakımından çok sayıda insanın beğenisini kazanabilirsiniz. Fakat böyle olunca işler daha da zorlaşır. Bu tür şeyler kısa süreliğine yürür. İki kişi için de aynı duygular uyanıyorsa ya da insanlar birbirlerini seviyorlar ya da benzeri şeylerden hoşlanıyorlarsa o zaman burada has temelli dostluğa benzer bir şey olur ki gençler arasındaki dostluk tam olarak bu tanıma uygundur. Bu tür dostluklarda cömertlik vardır ve çıkar temelli dostluk adeta tüccarla benzer. Mutlu insanların istedikleri şey çıkar değil hazdır. İnsanların yanında olmak isterler. Acı verici şeylere belirli bir süre tahammül ederler. Öte yandan bir şey gerek sizin için gerek başkası için acı verici bir şeyse onu uzun süre katlanamazsınız. Bu nedenle de iyi dostların peşinden koşarlar. Böyle insanların hem kendileri hem de karşılarındaki insanlar için iyi insanlar olması gerekir. Bu sayede dostluk için gerekli şeye sahip olacaklardır. Öte yandan yöneticilerin iki dur dosta sahip olmaları gerekir hem kendileri için çıkar sağlayanlar hem de güzel olanlar. Bir insanın iki gruba birden dahil olması kolay değildir. Tabii ki yöneticilerin istedikleri şey erdemli güzel insanlar değildir. Daha çok hoş bulunan şakacı insanları, emirleri yerine getirebilecek olanları isterler. Genelde bu ikinciliğe sahip fazla insan yoktur. Daha önce belirttiğimiz üzere erdemli insanlar hem güzel hem de yararlıdır. Fakat erdemli insanlar Kendilerinden üstün olan insanlarla dost olmazlar. Tabii ki bunun içinde yöneticinin erdem bakımından daha üstün durumda olması gerekir. Daha üstün olduğumuz insan orantıyı sağlayamazdı. Bu nedenle de böyle insanların sayısı fazla değildir. Şimdiye kadar söz ettiğimiz dostlukların hepsinde eşitlik çok önemli bir nokta. İki kişi de aynı şeyleri istiyor. Birbirleri için de beklentileri aynı. Bazen ise çıkar ve haz gibi şeyler karşılıklı olarak veriliyor. Bu tür durumlarda dostluğun arka planda kaldığını söylemiştik. Bu insanların benzerlikleri ya da benzer olmamaları bakımından dost olup olmadıkları ortaya çıkar. Erdeme uygun bir benzerlik açısından değerlendirirsek dost gibidirler. Çünkü amaçları yarar ve hazdır. Dostluk dememizin nedeni ise şu. Bir dostluğun eleştirilemez durumda olması, zaman zaman farklılık göstermesi gerekir. Oysa buna uymazlar. Yine üstünlükten kaynaklanan dostluklar da bulunmaktadır. Örneğin baba ve oğul ya da yaşlı ve genç veya karı ve koca ve yöneten yönetilen arasındaki dostluklar. Bunların hepsinde durum farklıdır. Baba ve çocukları ya da yöneten ve yönetilen arasındaki dostluk aynı şey değildir. Yine baba ve oğul ya da karı koca arasındaki dostluklar da farklıdırlar. Ayrıca buradaki erdemler ve yapılan işler de farklıdır. Birbirlerini sevme nedenleri dostlukları değişiktir. Sonuçta herkesin beklentisi birbirinden farklı gelişiyor. Zaten hepsinden aynı şeyi beklememek gerekir. Bir çocuk kendisini doğuran anneye ve babaya sırf bu nedenle dostluk duyar. Baba ise kendi soyundan geldiği için çocuğu sever. Bu durum karşılıklı olduğu zaman mutlak ve sürekli bir dostluk oluşacaktır. Dostlukta taraflardan biri üstünse bu durumda sevginin orantılı olması gerekir. Yani kim daha üstünse onun daha fazla sevilmesi gerekir. Eğer dostluk kişilerin değeriyle orantılıysa bu durumda dostluk arasında bir eşitlik olur. Bir şey adaletle bir şey de eşitse bu eşitlik değerle ve nicelikle ilgilidir. Dostlukta da önce niteliğe sonra değere göre hareket edilir. Erdem, kötülük, zenginlik ya da diğer konularda farklar olduğunu açıkça görebilmekteyiz. Bu durumlarda bırakın dost olmayı, dost olmaya uygun bile değildirler. Örneğin tanrılara bakalım. Tanrıların tüm iyilikler açısından her şeyden daha üstü olduklarından eminiz. Kral ya da son derece aşağılık bir insanın durumu konusunda da şüphemiz yok. Bir insan bilge ise ya da hiçbir şey bilmiyorsa onunla dost olmak anlamsızdır. Aslında böyle değişimlerde dostluğun ne zaman var olacağını belirlemek çok kolay değildir. Biri elindeki şeylerin çoğunu kaybetse de onunla dost olunabilir. Fakat bir insan tanrılar gibi çok uzağımızdaysa onunla dost olamayız. İşte bu nedenle bir dostun kendi dostu için tanrı gibi en büyük iyilikleri isteyip istemediğinde sorulması gerekir. Çünkü bunu isterlerse artık dost değildirler. İyi de değildirler. Fakat dost olan aslında aynı zamanda iyidir. Eğer bir dost dostuna karşı iyi şeyler hissediyorsa ve bunu ifade etmek doğru bir şeyse dostunun aynı kalmasını istemek gerekir. Bu durumda bir dost karşısındaki dostu için en büyük iyilikleri istemelidir. Tabii ki tüm iyilikleri istemeyebilir. Çünkü herkes en büyük iyilikleri kendi için ister. Öte yandan çoğu insan kendine saygı duyulmasını istediği için sevilmek istiyor. Bundan dolayı da dal kavuklardan hoşlanan çok insan var. Çünkü dal kavuklar aşırı dostluk sergilerler ya da sanki insanın dostuymuş gibi davranırlar. Bu insanlar daha çok sever gibi görünürler. Sevimenin çoğu zaman saygı görmek gibi algılandığı anlaşılıyor. Aslında bu durum bir tercihten kaynaklanmıyor. Ortada tesadüfe bir durum var. Çoğu zaman insanlar yöneticilerden bir çıkar elde etmek istedikleri için kendilerine saygı gösterilmesini isterler. Aslında saygı görme isteği sanki bir çıkar sağlama isteğiymiş gibi görünüyor. Kimileri ise doğru ve bilgili insanlar tarafından saygı görmek, kimi insanları ise doğru ve bilgili insanlar tarafından saygı görerek kendileri hakkında iyi düşünülmesini sağlamaya çalışırlar. Bu tür insanlar kendilerini beğenirlerse iyi insanlar olduklarını düşünürler. Hem zaten sevilmek de isterler. Öte yandan dostluk saygı duyulmaktan daha önemli ve daha iyi bir şeydir. Bundan dolayı da tercih edilir. Yine dostlukta belirleyici olan sevilmek değil sevmektir. Örneğin annelere bakalım. Anneler karşılıksız olarak severler. Bazen kendi boğazlarından kesip çocuklarına doyururlar. Karşılıksız severler ve sadece çocuklarının iyi olmalarını isterler. Belki bilgisizlikten dolayı bir yanlış yapabilirler. Ancak her halükarda çocuklarını severler. Eğer dostlukta belirleyici olan sevmekse ve dostlarını sevenleri beğeniyorsak dostluğun erdemi sevmektir diyebiliriz. Eğer burada değere göre dostluk ortaya çıkıyorsa bu dostluk süreklidir. Böylece birbirleriyle eşit durumda olmayanlar dost olabilirler. Çünkü ancak bu sayede eşitlenirler. Dostluğun temelinde eşitlik ve benzerlik bulunmaktadır. Bu benzerlik derden de bakımından benzerliktir. Bir insan kendi içinde uyumluysa dışarıya karşı da uyumlu olur. Bu insanlar kötü şeylere ihtiyaç duymazlar. Hatta kötülüklerin önünde bir set oluştururlar. İyi insanların yapması gereken şey hata yapmamak ve dostlarını da bu yönde teşvik etmektir. Kötü insanların kendi içlerinde uyumlu olması imkansızdır. Bu insanlar kolayca dost olurlar çünkü diğer kötülüklerden hoşlanıyorlardır. İyi insanlar ise uzun süre boyunca birbirlerine yarar sağlarlar ve dostları uzun süreli olur. Çünkü haz var olduğu sürece dostluk devam eder. Öte yandan birbirlerine karşıt insanlar arasında çıkar temelli dostluklara daha fazla rastlanır. Örneğin zengin ve fakir ya da Bilgili ve bilgisiz insanlar gibi eksiği olan kendi eksikliğini giderirken karşılığında da bir şeyler sunar. Seven ve sevilen ya da güzel ve çirkin arasında benzer bir ilişki kurabiliriz. İşte bu nedenle bazen aşık olan insanlar karşılarındaki kişi tarafından kendilerinin sevdiği gibi sevildiklerini zannettikleri zaman tuhaf bir duruma düşüyorlar. Orada değişiklik varsa bu olabilir ama yoksa olmaz. Birbirlerinin karşıtı olanlar arayışlarını tesadüflere göre yönetirler öte yandan iyi bir şey olan iştah ortada olanla ilgilidir. Örneğin kuru olanın ıslak olması değil ortada olması gerekir. Sıcak ya da diğer örnekler için de aynı şey geçerlidir. Neyse bunlar şu an konuştuğumuz şeyle ilgili değil. Daha önce de bahsettiğimiz şekilde dostluk ve adalet aynı kişilerle ve aynı şeylerle ilgilidir. İlişkilerde adaletli bir nokta bulunmaktadır ve dostluk da bu gruba girer. Örneğin denizciler ya da askerler dosttur. Diğer ilişkilerde de aynı durum geçerlidir. İlişki düzeyi arttıkça dostluğun da artması adaletlidir. Yine dost olanların aynı şeyleri paylaşmaları da normaldir. Çünkü dostluk bir paylaşımdır. Kardeşinizle ya da dostunuzla mallarınızı paylaşırsınız. Fakat diğer insanlarla paylaşmazsınız. Gerçi bu paylaşımın oranı değişebilir. Yine adalet de farklıdır. Örneğin anne ve baba ile çocuklar, kardeşler, dostlar, vatandaşların birbirleri karşısındaki hakları farklıdır. Diğer dostluklar için de durum farklılaşabilir. O halde tüm bu durumlardaki adaletsizlikler de değişecektir. Tabii ki dostluğunuzun değeri arttığı zaman yapılan adaletsizlik de artar. Örneğin bir vatandaşınıza para yardımı yapmamakla, kardeşinize ya da tanımadığınız birine para yardımı yapmamak arasında fark vardır. Yine babayı ya da bir başkasına dövmek de farklıdır. Tabii ki adalet de aynı şekilde farklılaşacaktır. Çünkü dostluğun seviyesi farklıdır. Bahsettiğiniz tüm bu durumlar devlet içinde karşılaşabileceğimiz şeylerdir. Bir devlette birlikte yaşamamızın nedeni kendi çıkarlarımızı ve yararlarımızı korumaktır. Evet insanların bir araya gelmelerinin nedeni budur. Yasaları yapanların amaçları da bunu sağlamaktır. Bu nedenle insan ilişkilerine yararı dokunacak şeylere adil diyorlar. Diğer ilişkilerde de farklı yararlar bulunmaktadır. Örneğin gemiciler zengin olmak ya da başka bir çıkar elde etmek istedikleri zaman gemi yolculuğundan bunu beklerler. Askerler de bir kenti ele geçirmek ya da zengin olmak isterlerse savaşa giderler. Bazı dostluklar haz nedeniyle ortaya çıkar. Örneğin bir ziyafete ya da törene katılanları düşünelim. Bu insanlar birlikte hareket etmek isterler. Bunun nedeni devlet içindeki ilişkilerdir. Ve bu eylemlerde önemli olan şey o an ortaya çıkan yarar değil, devletin elde edeceği yarardır. İnsanlar dini törenler yaparak ve bu şekilde kendilerine haz sağlayarak boş zamanını doldururlar. Çok eskilere dayanan dini törenlerin çoğu hasat zamanından sonra yapılırdı. Çünkü o insanların o zamanlarda daha fazla boş zamanı olurdu. O halde böyle ilişkilerde toplumsal ilişkilerdir ve dostluklar da buradan kaynaklanır. Yönetim şekilleri üçe ayrılır. Ayrıca üç tane de sapmış yönetim şekli vardır. Bunlar yani krallık, aristokrasi ve timokrasi yani çoğu kimse tarafından anayasal yönetim dediğimiz yönetimdir. Yönetim şekillerinin en güzeli krallık, en kötüsü timokrasidir. Krallığın sapmış hali tiranlıktır. Tiranlar kendi çıkarlarını, krallar halkın çıkarlarını gözetirler. Bir insan tüm iyiler açısından diğer insanlardan üstün değilse o kral olamaz. Kralın kendi içinde hiçbir talebi olmaması gerekir. Bu sayede yönettiği insanların ihtiyaçlarını giderir. Bunun dışındaki krallar gerçek anlamda kral değildirler. Tiranlar ise kendileri için iyi olanı isterler. Zaten en iyi ve en kötü olanların birbirine karşıt olmaları aslında tiranlığın kötü olduğunun işaretidir. Krallık zamanla tiranlığa dönüşebilir. Böylece yönetim şekli daha da kötüye dönüşür. Yani kral zamanla tiran olur. Bir ülkeyi yöneten insanlar tüm iyi kendilerine saklarlar, her zaman belli insanlara onur ve mevki sağlarlar ve zengin olmaya büyük değer verirlerse yönetim şekli aristokrasiden oligarşiye dönüşür. Oligarşilerde asla kötü yönetici vardır. Timokrasi demokratiyi doğurabilir. Çünkü bu iki yönetim şekli arasında fazla fark yoktur. Demokrasilerde çoğunluk yönetimdedir ve herkes eşittir. Demokrasi kötüler arasında en az kötü olanıdır. Çünkü en az sapmış olan budur. Yönetim biçimleri bu şekilde. Bu yönetim biçimleriyle ev içindeki yaşam da birbirine çok benzer. Baba ve oğul arasındaki ilişki ise krallığa benzer. Bu nedenle Homeros Zeus için baba der. Persler ise tiranlıkla yönetilir. Çünkü çocuklarını köle gibi görürler. Evet, efendi ve köle arasındaki ilişki tiranlık gibidir. Efendiler kendileri için yararlı olanı isterler. Aslında bu noktada hatalı olan şey Perslerin yaptığı. Çünkü yönettiğim şekilleri farklı olmalıdır. Öte yandan karı koca arasındaki ilişki aristokrasi gibidir. Erkek kendisi için gerekli şeyleri yapar ve geriye kalanları kadına bırakır. Erkek her şeyin başında olmak ister ki bu oligarşiye benzer. Böyle olursa kendi değerinin üstündeki ve üstün olmadığı için de hak etmediği şeyleri yapar. Bazen ise kadına miras kalır ve kadın yönetmeye başlar. Bu da oligarşiye benzer. Çünkü belirleyici olan erdem ya da beceri değil zenginliktir. Kardeşler arasındaki ilişki demokrasi gibidir. Yaş dışında her şey eşittir. Fakat yaş farkı fazlaysa o zaman kardeşler arasında var olan dostluk gerçekleşmeyebilir. Eğer bir ailede yönetici yoksa, herkes dilediği gibi hareket edebiliyorsa buradaki yönetim de demokrasiye benzer. Yöneticiler için adil olan ve dostluk arasında orantı olmalıdır. Krallar yönettikleri insanlardan iyilik açısının üstün olmalıdır. Kral eğer iyi bir kralsa bir çobanın sürüsünü yönetirken onların iyiliğini düşünmesi gibi halkının iyiliğini düşünmelidir. Homeros da bu nedenle Agamemnon için çoban ifadesini kullanmıştır. Baba da benzeri durumdadır ancak evin işleri daha azdır. Baba eğitim ve çocukların büyütülmesi konusuyla ilgilenmektedir. Diğerleri için de aynı durum söz konusudur. Baba çocuklar için aslında iyi bir soyun devamıdır. Aynı şekilde kral da öyle. Bu kimseler doğal olarak söz sahibi konumundadır. Bu gibi dostluklarda üstün olma söz konusudur. Anne ve babaya saygı gösterilmesinin nedeni de budur. Bu ilişkilerde adaletin tanımı her zaman aynı değildir. Kişilerin değeri belirleyici olandır. Dostluklarda benzeri şekilde konumlandırılır. Karı koca arasındaki dostluk aristokrasiye benzer. Biri erdem bakımından daha iyi konumdayken diğeri ikincil konumdadır. Adalette de benzeri bir durumla karşılaşırız. Kardeşlerin dostlukları iki arkadaş gibidir. Yaş farkı azaldıkça karakterler daha yakın olur. Bu timokrasi benzeri bir dostluktur. Çünkü buradaki vatandaşlar eşit ve doğru dururlar. Belirli sayıda insan yöneticidir ve bu insanlar arasında eşitlik temelli dostluk vardır. Öte yandan bir yönetim şekli sapmış durumdaysa orada adalet ve dostluk azalır. En çok sapmış olan en kötü durumda olandır. Tiranlıkta dostluk çok azdır. Hatta hiç yoktur denilebilir. Ortada adalet olmadığı için yöneten ve yönetilen arasında bir dostluk doğmayacaktır. Zanaatkar ve kullandığı araç, ruh ve beden ya da efendi ve köle arasında da benzeri bir ilişki vardır. Bu şeyler sadece kendilerini kullananların yararlandıkları şeylerdir. Cansız şeylerde dostluk ya da adalet diye bir şey yoktur. Yine at, öküz gibi hayvanlar ya da kölelerle de dostluk olmaz. Dostluk olabilmesi için bir ortaklık olması gerekiyordu. Köleler canlı, diğerleri ise cansız araçlardır. Köleyle sadece insan olduğu için dost olabiliriz. Öte yandan insanlar arasında bir yasanın ve anlaşmanın olduğu her yerde dostluk olabilir. Yani dostluk insanın var olduğu yerde olacaktır. Tiranlıklarda dostluk ve adalet az iken demokrasilerde daha fazla eşitlik olduğu için daha fazla dostluk görülür. Özetle söylemek gerekirse dostluklar bir ilişki içinde var olurlar. Öte yandan akrabalık ya da arkadaşlık temelindeki dostluklar birbirinden farklıdırlar. Vatandaşlık ya da aynı kardeşlik derneğinden olmak, gemi arkadaşlığı ya da yabancılarla olan dostluklar gibi şeyler birbirine benzer. Akrabalık içinde çeşitli dostluklar yer alır. Ancak bunların hepsi baba ile olan ilişkiye bağlıdır. Anne ve baba ile çocuklar birbirlerinin parçaları oldukları için karşılarındakileri severler. Bir anne ve baba çocuklarının kendilerinin bir parçası olduklarını çok iyi bilirler. Hem doğuranın doğan kimseye olan yakınlığı doğanın doğurana yakınlığından daha fazladır. Yani parçamız olan şey bize daha yakındır. Örneğin bir organımızı düşünelim. Fakat bize ait olan şeyin bize yakınlığı çok daha azdır. Öte yandan zamansal anlamda da farklar bulunmaktadır. Yani anne ve baba çocuğunu hemen sever. Çocukların sevgi duymaları için ise zaman geçmesi gerekir. Çünkü onların öncelikle bunu öğrenmeleri gerekir. İşte bu nedenle anneler çocuklarına karşı daha büyük sevgi duyarlar. Anne ve babalar çocuklarını sanki kendilerini sever gibi severler. Çünkü onlar kendilerinin bir parçasıdır. Çocuklar anne ve babalarını kendilerini doğurdukları için sever. Kardeşler aynı kepseden doğdukları için birbirlerini severler. Bu anlamda bir benzerlikleri olması onları yakınlaştırır. İşte bu nedenle aynı soydan geldikleri vurgulanır. Çünkü bedenleri farklı olsa da aralarında ciddi benzerlikler vardır. Dostluktaki bir başka belirleyici de beraber yetişmek ve yaşların yakınlığıdır. Bundan dolayı herkes akranlarını arar. Bu yüzden de kardeşler ve arkadaşlar arasındaki dostluklar birbirine benzer. Diğer akrabalık ilişkileri de benzer durumdadır çünkü kişiler aynı kişilerden doğmuşlardır. Ailenin başında kimseye yakın oldukları sürece yakın akraba olarak tanımlanırlar. Çocuklar ve anne ve baba ya da insanlar ve tanrılar arasındaki ilişki iyi olana ve sizden üstün olana duyulan saygıya benzer. Bu insanlar bize en büyük iyilikleri vermişlerdir. Yaşıyor olmamızın ya da karnımızı doyurabilmemizin nedeni onlardır. Bu türden dostluklar diğerlerinden çok daha önemlidir ve çok daha büyük yararlar içerir. İnsanlarla yaşamımız ne kadar benzerse dostluk o kadar artar. Kardeşlerin de dostluğu arkadaşlarının dostluğuna benzemekte ya da belki akranların dostluğuna benziyor. Doğumlarından itibaren birbirlerini seviyorlar. Ayrıca benzeri insanlar tarafından eğitilmeleri de önemli bir nokta. Dostluk konusunda en belirici şeylerden biri de zaman. Diğer dostluk ilişkilerinde önemli olan nokta budur. Evli insanların dost olmaları da normaldir. Çünkü insanlar çoğu zaman toplu olarak değil, ikili ilişki kurmak isterler. Aile devletten daha önemlidir. Hem çocuk yapma isteğimiz hayvanlarda da ortak olan bir şey. Fakat hayvanlar sadece çocuk yapmak için bir araya gelirken insanlar başka şeyler de amaçlar. Bazı şeyleri erkeklerin bazı şeyleri kadınların yapmaları gerekir. Bunlar zaten doğal şeylerdir. Herkes kendi yaptığını aileye daire olarak kabul eder ve işler kolaylaşır. Bu tür dostluklarda yarar ve güzellik bulunur. Eğer bu iki insan doğru insanlarsa o zaman ilişkide erdem de olur. Herkes kendine ait erdemleri sergilerse bu dostluk iyi bir dostluğa dönüşür. Öte yandan çocuk aileyi bir arada tutan şeydir. Çocuğu olmayanlar genelde evli kalmıyorlar. Ancak çocuk ailede iyi ve ortak bir şey olduğu için güçlü bir bağ kuruyor. Bir insanın ailesine ve karısına nasıl davranacağını belirlemek aslında insanın ne şekilde adaletli davranacağını söylemekten farklı bir şey değil. Fakat dostların birbirleriyle, yabancılarla, iş arkadaşlarıyla ya da arkadaşlarıyla olan ilişkileri farklıdır. Daha önce de belirttiğimiz şekilde üç tür dostluk vardır. Bunlarda eşitlik ve üstünlük önemlidir. İyi insanlar kendi içlerinde dost olurken bir iyi ve bir kötü de dost olabilmekte. İyi ve güzel insanlar birbirlerinden farklı olsalar da sağladıkları yarar bakımından birbirlerine denk olabiliyorlar. Dostlukta eşitlik yoksa o zaman kim daha üstünse ona saygı gösterilerek bu eşitlik kurulabilir. Çıkar üzerinden yürütülen dostluklarda eşitlikler çok daha fazla miktarda olacaktır. Erdemlerinden dolayı dost olanlar birbirlerine iyilik yapmak isterler. Çünkü Erdem'in ve dostluğun bu şekilde bir özelliği vardır. Böyle olunca da eleştiri olmaz. Çünkü insanlar kendilerine iyilikte bulunan ve onları seven insanlara zarar vermek istemez. Hatta elinden geldiğince de iyilik yaparak karşılık vermeye çalışır. Yine fazla iyilik yapan bir insan da dostu tarafından suçlanmaz. Çünkü neticede yapılmak istenen şey iyilik. Has dostluklarda bu şekilde bir tanımlamaya gidemeyiz. Çünkü tarafların her ikisi de birlikte yaşamayı istiyorlarsa bu aynı anda gerçekleşmelidir. Biri diğeriyle zaman geçirebilecekken, Kendini mutlu etmediği için dostunu suçlayamaz. Fakat çıkar temelli dostluklarda durum farklıdır. Bu tür insanlar her zaman çıkar elde etmek için birbirlerinden yararlanırlar ve daima elde ettiklerinden daha fazlasına ulaşmaya çalışırlar. Her zaman hak ettiklerinin çok daha fazlası olduğuna inanarak haklarının yandığını düşünürler. Bir insan iyilik yapıyor olduğu için karşısındaki insanın her isteğini yapamaz. Nasıl ki adalet konusunda tanımlama yaparken hem yazılı hem de sözlü olmak üzere iki tür adaletten söz etmiştik. Aynı şekilde dostluklar da kendi aralarında ikiye ayrılabilirler. Birincisi yasayla, diğeri ahlakla ilgilidir. Dostlukta ortaya çıkan eleştiriler genelde birleşme ve birleşmeme konularındaki görüş ayrılıklarından kaynaklanır. Yasal dostluk söz konusu olduğu zaman tüccarların yaptıkları gibi bir anlaşma vardır. Burada bir şeyin karşılığında bir başka şey alınır ve her şey açıktır. Tabii ki kişi üzerine düşen dostluğa uygun davranmaktadır. İşte bu nedenle kimi insanlar bu tür durumlarda tartışılacak bir şey olmadığını, önemli olanı tarafların birbirini sevmeleri olduğunu düşünürler. Ahlak temelli olanlarda ise anlaşma yoktur. İki taraf birbirine bir şeyler verebilirler. Fakat bu verme bir şeyin karşılığı olarak verme değildir. Sanki bir hediye gibidir. Tabii ki verilen şey karşılığında bir başka şey beklenir. Bu şey de ya benzeri bir şeydir ya da verilenden daha fazlasıdır. Peki karşılık verilmezse ne olur? O zaman eleştiri olur. Aslında bunun nedeni çoğu kimsenin güzel şeyleri istemesine rağmen yararlı olmaları almasından kaynaklanır. Bir şeyin karşılığını beklemeden iyilik yapıyorsanız asıl güzel olan budur. Karşılığında iyi bir şey alıyorsanız bu da yararlıdır. İşte bu nedenle insanlar aldıkları şeyin karşılığını vermelidirler. Eğer istemeden yapılan bir şey varsa burada dostluk yoktur. Çünkü insan hak etmediği bir şeyi almış ya da uygun olmayan bir insandan iyilik görmüş olabilir. Özetle söylemek gerekirse burada tesadüfler söz konusu olabilir. Bir insan karşılık verebiliyorsa bunu yapmalıdır. Yapamıyorsa da zorlamamalıdır. Ve yine yapabiliyorsa karşılık vermelidir. Tabii ki bir iyiliğin kabul edilmesi ya da bir kimseden gelen iyiliğin kabul edilebilmesinin belirlenmesi de önemli bir konudur. Öte yandan bir başka incelenmesi gereken noktada iyiliğe karşılık verileceği zaman elde edilen çıkar açısından mı yoksa yapılan iyilik bakımından mı karşılık verilebileceğidir? Bazen iyilik gören bir insan kendisine yapılan iyiliği küçümser ve bunu zaten başka bir insandan da elde edebileceğini iddia eder. İyilik yapan insanlar ise karşılığında kendilerinin çok önemli şeyler sunduklarını ve bu tür şeylerin bir tehlikeye atılmaksızın ya da başka şeyler yapılmaksızın elde edilemeyeceği iddiasını ileri sürerler. Eğer yarar temelli bir dostluk varsa burada önemli olan elde edilen çıkarın kendisidir. Tabii ki burada belirleyici olan iyilik yapılan kimse oluyor. İyilik yapan insan da karşılık bekleyerek o iyiliği yaptı. O halde iyilik yapılan insanın elde ettiği iyilik kadar büyük bir iyilik vardır. Bu nedenle de en iyisi iyilik yapan insana yaptığı iyilik oranında bir karşılık verilmesidir. Erdem temelli dostluklarda ise bu türden eleştiriler olmayacaktır. Çünkü iyilik yapanın neyi tercih ettiğine göre karar verilir ve bu tercihte erdeme bağlıdır. Üstünlük temelli dostluklarda durum daha farklıdır. Taraflardan biri gereğinden uygun olandan daha fazlasını elde etmek istediyse orada dostluk biter. Bir taraf daha iyiyse daha fazla şeye sahip olması gerektiğine inanır. Çünkü iyinin daha fazla alması gerektiğini düşünüyordur. Yararlı olan insanda daha yararlı olanın eşit olmaması gerektiğine, bir işi ortak olarak girildiği zamanda daha çok para koyanın kardan daha fazla elde edişi gibi kendisinin de değerine uygun şekilde pay alması gerektiğini inanır. İhtiyacı olan insan ise ihtiyacı olanlara yardım edilmesinin bir zorunluluk olduğunu Dostların yapması gerekenin bu olduğunu ve herhangi bir beklentiye girmeksizin kendinden güçlü bir insanla dostluk kurmanın başka türlü ne anlamı olacağını söyler. Aslında iki tarafta haklı görünüyor. Ve her iki tarafında dostluktan belli bir beklentisi bulunuyor. Fakat her ikisi de aynı şeyi istememelidir. İhtiyacı olanın daha fazla şey elde etmesi gerekirken üstün olan da daha fazla saygı görmelidir. Çünkü erdemin ve iyi olmanın karşılığı saygı, ihtiyacın karşılığı ise çıkardır. Yönetim söz konusu olduğu zaman da durum farklı olmaz. Bir insan devlete bir şeyler kazandırmadığı sürece onurlandırılamaz. Çünkü birlikte bulunduğu için saygı görüyordur. Bu saygı da onurla verilir. Bir insanın hem devletten bir şey alması ve zenginleşmesi hem de onurlandırılması imkansızdır. Evet herkes her şeyde daha fazlasını ister. Yani ya zenginlik ya da onur alırsınız. Bir şey değerine göre yapılırsa o şey korunmuş olur. O halde eşit olmayan şeyleri dengelemek bir insandan parasal ya da erdem bakımından bir yarar sağlanıyorsa o kimseye elden geldiğince karşılık vermek gerekir. Çünkü dostluk yapılanı değil olması gerekeni emreder. Anne ve baba ya da tanrılar söz konusu olduğu zaman her zaman olması gereken diye bir şey yoktur. Bu noktada karşınızdakinin değerine karşılık veremezsiniz. Sadece ona saygı gösterme imkanınız vardır. İşte bu nedenle baba çocuğunun bir isteğini yerine getirmeyebilir. Fakat çocuk her zaman babanın isteğini yerine getirmek zorundadır. Borcu olan her zaman borcu ödemek zorundadır. Böyle bir borç hiçbir zaman ödenemeyeceğine göre çocuk her zaman borçlu kalacaktır. Baba ise kendisine borçlu olunduğu için istekleri yerine getirmeyebilir. Fakat bir çocuk çok büyük kötülükler yapmadığı sürece bunları yaşamaz. Çünkü dostluk dışında isteklerini yerine getirmek de yapılması gereken bir şeydir. Fakat çocuk kötülük yapıyorsa o zaman ona yardım etmek doğru olmaz. Çoğu insan kendisine iyilik yapılmasını istese de bir beklentisi olmadan kendi iyilik yapmak istemiyor. Bu konu hakkında bu kadarı yeterli.